Kareleri açalım. Sin kare x. Böyle biraz pratik yazacağım. Sin kare x'i şöyle yazayım. Artı sin kare y. Eksi 2 sin x çarpı sin y. Benzer şekilde bunu açalım. Şimdi sin kare x ile cos kare x 1 yaptı. Sin kare y ile cos kare y de 1 yaptı. Bunları topladık 2. Kalanları da eksi 2 parantezine aldık. Parantez içinde sinüs x çarpı sinüs y artı kosinüs x çarpı kosinüs y. Bu açılıma baktığımızda cos cos sin sin, yani kosinüsü sol tarafta düşünelim alışkın olduğumuz şekilde, bu kosinüs y eksi x olarak yazılabilir. X eksi y olarak da yazabilirim çünkü kosinüs eksi yutuyor idi. Şimdi şekle baktığımızda x artı 90'ın y olduğunu görüyoruz. O zaman y eksi x 90 derecedir. Demek ki bu kosinüs 90'a eşit. Kosinüs 90 da 0'dır. Yani 2 eksi 2 çarpı 0. Dolayısıyla sonuç 2. Arkosinüs 4 bölü 5'e x, arksinüs 12 bölü 13'e de y diyorum. Peki bu ne demek? Arkosinüs 4 bölü 5 x ise kosinüs x 4 bölü 5'tir. Yine benzer şekilde buradan da sinüs y 12 bölü 13. Kosinüs x 4 bölü 5 ise dik üçgene yerleştirdik. Komşu 4, hipotenüs 5 ve 3, 4, 5 üçgeni. Sinüs y 12 bölü 13 ise karşı 12, hipotenüs 13, bu da 5, 12, 13 üçgeni. Değerleri bu üçgenlerden hesaplayacağız. X ve y dedikten sonra kosinüsün içi x eksi y oldu. Kosinüs toplam fark formülünü açarsak, cos x cos y artı sin x sin y. Kosinüs x zaten 4 bölü 5. Kosinüs y, hemen bakıyoruz, komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13. Sinüs x üçgenden bakıyoruz, karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5. Sinüs y karşı bölü hipotenüs 12 bölü 13. Paydalar ortak. 5 çarpı 13 65. 4 kere 5 20. 3 kere 12 36. O halde sonuç 56 bölü 65. Buna x, buna y diyelim. İfade artık sinüs x artı y oldu. Arksinüs 1 bölü 3 x ise sinüs x 1 bölü 3'tür. Ark kosinüs 2 bölü 3 y ise kosinüs y 2 bölü 3'tür. Şimdi dik üçgenler çizelim. Karşı 1, hipotenüs 3. Pisagor'dan diğer dik kenar 2 kök 2. Komşu 2, hipotenüs 3. Yine Pisagor'dan diğer dik kenar kök 5. Bu dik üçgenlerden ihtiyacımız olan trigonometrik değerleri hesaplayabiliriz. Sinüs x artı y'ye dönüştü demiştik. Açalım formülden. Sin x cos y artı sin y cos x. Sin x 1 bölü 3. Cos y 2 bölü 3. Sin y kök 5 bölü 3, cos x 2 kök 2 bölü 3. Ortak paydamız 3 kere 3 9, 2 kere 1 2, artı kök 5 çarpı 2 kök 2, 2 kök 10 istediğimiz cevap. Paydaya k dedik, kök 3 yerine de tanjant 60 yazabiliriz. K eşittir. Sinüs 10'u başa alalım. Sinüs 10. Tanjant 60 yazıyoruz kök 3 yerine. Onun yerine de sin 60 bölü cos 60 yazabiliriz. Çarpı kosinüs 10. Burada payda eşitlersek, yani paydayı cos 60 yaparsak, payda cos 60, pay kısmına buradan sin 10 çarpı cos 60 gelecek. Artı sin 60 çarpı cos 10. Burası sinüs 10 artı 60'ın açılımına eşit, yani sinüs 70. O zaman ben k yerine, yani payda yerine sinüs 70 bölü kosinüs 60 yazabilirim. Payda sin 70 bölü cos 60 ters dönerse çarpı cos 60 bölü ve hepsini bölelim. Sin 70 olur. Sin 70'ler sadeleşir. Cevap cos 60, yani 1 bölü 2. Bu ifadeye k diyelim. 1 bölü kök 3 yerine de tanjant 30 yazabiliriz. O halde k eşittir.
kosinüs 40 artı tanjant 30 yerinde sinüs 30 bölü kosinüs 30 yazıyorum. Çarpı sinüs 40, payda eşitliyoruz. Paydamız kosinüs 30 olacak. Kosinüs 30 çarpı kosinüs 40 artı sinüs 30 çarpı sinüs 40. Evet, bu kosinüs fark formülünün açılımı. 40 eksi 30 diye yazalım. Kosinüs 40 eksi 30. Yani kosinüs 10'a eşit. Pay kısmı kosinüs 10 bölü kosinüs 30 oldu. Bölü köküç çarpı sinüs 80. Bunu da şöyle yazalım. 1 bölü. Köküç çarpı sinüs 80 olarak yazabiliriz. Kosinüs 10 ile sinüs 80 birbirini 90'a tamamladığı için eşit ve sadeleşir. Kosinüs 30 yerine de köküç bölü 2 yazabiliriz. Dolayısıyla buradan devam edersek köküçlerin çarpımı 3 olacak. 2 de ters dönüp yukarı gelirse sonuç 2 bölü 3. Tanjant x artı y. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Peki bu formül nereden geliyor? İspatlayalım. Tanjant sinüs bölü kosinüs olduğu için tanjant x artı y yerine sinüs x artı y bölü kosinüs x artı y yazabiliriz. Bunların açılımlarını biliyoruz. Daha önce ispatladık. Sinüs x artı y şeklinde açılır. Kosinüs x artı y'yi de yazalım. Elde ettiğimiz ifadede payı da paydayı da cos x çarpı cos y'ye bölelim. Evet, ilk terim bu. Bunu cos x cos y'ye bölüyorum. Benzer şekilde pay kısmındaki ikinci terimi de aynı işlemi paydaya uyguluyorum. Paya da paydaya da aynı işlemi yaptığımız için tabii ki bir şey değişmiyor. Cos x cos y yine cos x cos y'ye bölersek 1. Cos y'leri götürdük. Sin x bölü cos x tan x. Cos x'leri götürdük. Sin y bölü cos y tan y. Paydaya geçiyorum. 1 eksi sin x bölü cos x tan x. Sin y bölü cos y tan y. Yani tan x çarpı tan y. Dolayısıyla ispat tamam. Tanjant x eksi y'yi tanjant x artı y'den faydalanarak elde edebiliriz. Tanjant x artı y'yi bu şekilde ispatladık. Şimdi burada y gördüğümüz yere eksi y yazıyoruz. Yani y gördüğümüz her yere eksi y yazıyoruz ki denklem bozulmasın. O zaman tanjant x eksi y oldu. Tanjant x artı tanjant eksi y. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant eksi y. Tanjant da sinüs gibi eksiyi koruyordu. O halde şu eksi buraya gelecek. Tanjant x eksi tanjant y. Bölü 1 eksi, yine bu eksiyi şuraya aldığımızda burası artı olacak. 1 artı tanjant x çarpı tanjant y. Dolayısıyla tanjant x eksi y'nin formülünü elde etmiş olduk. Kotanjant için de tabii ki toplam ve fark formülleri çıkarabiliriz ama hiç gerek yok. Çünkü kotanjant tanjantın çarpmaya göre tersi. Dolayısıyla önce tanjantı bulup ters çevirerek kotanjantı hesaplayabiliriz.